Can bu aynı zamanın gelmişti. Aslında annemin sofradaki bu dua halini geçtiğimiz günlerde babamda da görmüştüm. Tam yemeğe başlayacakken oğlum dedi. Ben ölürsem cenazemiz kalabalık olur. Baba sofrada açtığın konuya bak dedim. Olsun dedi. Hazırlıklı olmak lazım dedi. Ben de dedim ki eğer ben ölürsem boşuna ölmem baba. Cenazeme gelenlerle sokakları inletir öyle giderim. Sen kalabalığı o zaman görürsün. Televizyonda Ay Yıldızlı bayrağı sarılı tabutu görünce işte adam gibi ölmek budur diyordum. Sağ gözünün altında bir siyahlık var dedi annem. 15 Temmuz'dan 2 gün önceydi. Evet, yine aynı şeyi söyledi annem. Hatta bu kez siyahlık yerini yeşili bırakmış dedi. Gördük, ne ben inandım anneme, ne de babam. 15 Temmuz'dan bir gün önceydi. Belki annem sağ gözümün altındaki yeşile dönmüş siyahlığı görmeye devam etti ama bize söylemedi. Ve o gece Eyüp Sultan'a yakın bir yerde aldım. Ölüm kusan atların, uçakların haberini. Eyüp Sultan'a koştum. Ben de Eyüp Sultan'ın türbesini koruyacağım dedim. Ama gittiğimde ne asker ne polis hiç kimse yoktu. Babamı aradım. Saraçhane'de olduklarını söyledi. Telefonu kapatıp koşmaya başladım. Nefes nefeseydim. Nefes nefese kıpkırmızı bir sele karıştım. Nereye baksam Ay Yıldız, nereye baksam tam kırmızı bir gece. Bir ay gördüm, hilaldi. Ama ben öyle bir hilal görmemiştim. Bir ay gördüm, yıldızı annem değil. Ama pırıl pırıldı annem. Hilal'le birlikte bana yaklaştı. Önce ay konuştu. Korkma, mahzun olma, sevin dedi. Sonra annem başımı tuttu, gülümsedi. Ben alnımdan öpecek sandım ama o sağ gözümün altından öptü. Annem öpünce sanki dünyanın en lezzetli meyvesini yedim. Ama öyle bir lezzet ki azalmıyor. Ve sadece damağımda hissetmiyorum. Bedenimin her yerinde sanki damarımda kan yerine lezzet akıyor. Ve ben o tadı sürekli alıyorum. Annem beni sağ gözümün altından öpünce mi uykuya dalmışım bilemiyorum. Uyandığımda yüzünde beyaz bir örtü vardı. Yemyeşil bir bahçede çimlere uzanmış çocuk gibiydim. Demek şehit olmak böyle bir şeymiş. Ölümü tatmadan ölümsüzlüğü bulmak. Demek şehit olmak böyle bir şeymiş. Ölümü tatmadan ölümsüzlüğü bulmak. Baba, beni rüyasında bayrak nöbeti tutarken gören ve bana tatlı ikram eden kadının size anlattıkları doğruydu. Anne, anneciğim, tavafta sana el sallayan bendim. Hani o gece otelde uyurken seni kollarıma alıp gemiye bindiren, sana gökyüzünü dolaştıran, evet bendim. Sen anlamıştın zaten. Son olarak lütfen üzülmeyin ve bilakis sevinin. Peygamber'e komşu olan bir evladınız var. Bunu unutmayın ve bekleyin. Anne, sağ gözümün altındaki siyahlık şimdi yemyeşil. Yine başımı o pamuk ellerinin arasına alacaksın mahşerde. Ama lütfen alnımdan değil, sağ gözümün altından öp. Kurşunun girdiği yerden.